Merhaba. Ne haber nasılsınız? Bugün aslında konuşmak istediğim temel konu kamu harcamalarının inanılmaz fazla olması. Farkında mısınız? Hani her noktada sanki böyle devletin, halkın, milletin böyle sonsuz bir parası varmış gibi harcama yapılıyor. Yani makam araçları, verilen ödenekler, hiçbir iş yapmadan para alan devlet görevlileri falan derken halkın parası hakikaten çarçur ediliyor. Ya bu benim hakikaten çok zoruma gidiyor. Halktan bir şekilde zorlanılan vergilerin, paraların halka değil de saçma sapan yerlere harcanıyor olması çok zoruma gidiyor. Milyon liralık, 10 milyon milyonlarca makam araçlarının hangi belediyede olduğu fark etmeksizin bütün partiler tarafından bu şekilde benimseniyor olması benim hakikaten kanıma dokunuyor. Ya sonuçta o paralar sizin paranız arkadaşlar. Benim paralarım yani. Hani mesela ben buradan gelir elde ediyorum değil mi YouTube'dan ve gidiyorum onun vergisini veriyorum. Ya da siz mesela maaş alıyorsunuz vergisini veriyorsunuz değil mi? Hani farz edelim ki maaş almıyorsunuz. Tamam mı? Babanızdan falan harçlık alıyorsunuz. Onlar da vergisini veriyor da neyse. Farz edelim ki sadece paranız var bir şekilde ve bu parayı harcayacaksınız. Harcarken bile vergi ödüyorsunuz. KDV ödüyorsunuz. Şu vergisi ödüyorsunuz, bu vergisi ödüyorsunuz, onu alıyorsun şu vergisi, bunu alıyorsun bu vergisi falan. Sürekli vergi, 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 vergi. inanılmaz vergiler ödüyoruz. Ama bu vergiler nereye gidiyor? Yani mesela Avrupa'da da bizim kadar yüksek vergi toplayan ülkeler var, tamam. Ama bunlar da bu paraları nereye harcandığına dair hesap veriyor devletler. İşte şuraya bu kadar harcama yaptık, buradan şu kadar para geldi, buradan gelen parayı şuraya bağladık falan diye. Halka hesap veriyorlar. E peki bizim paraları ne oluyor? Hakikaten ne oluyor yani? Hani nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hani telefon alacaksınız, bir Avrupa'nın 500 dolar aldı, 1000 dolar aldığı telefonu. Siz 2000 dolara 3000 dolara alıyorsunuz. Araba alacaksınız. Bir Avrupalının 10.000 dolar aldığı arabayı 10.000 euroya, avroya aldığı arabayı 50.000 bin 70.000 avroya, 100.000 avroya alıyorsunuz. Ya da ne bileyim hani et alacaksınız. Avrupalı'dan daha pahalıya alıyorsunuz. Hadi keyif yapacaksınız, viski alacaksınız. Avrupalının 5 dolar aldığı viskiyi burada 30 dolara 40 dolar alıyorsunuz. Ve işin kötü tarafı da euro bazında, euro diyeceğim kusura bakmayın. Avrupalılardan daha az maaş alıyor olmamız ve çok daha az maaş alıyor olmamız. Tam şurada çok kısa bir ricada bulunacağım düzenli bir şekilde bu içeriklerin devam etmesi için lütfen bu videoya sadece bir beğeni bırakabilir misiniz? Hemen devam ediyorum bölmeden. İşin daha da kötü tarafı da 20 sene önce Avrupa'da en azından Balkanlar'da asgari ücrette ilk üçte olan hatta birinciliği zorlayan Türkiye şu anda listede son sıralarda. Yani Avrupa gelişirken, Avrupa büyürken biz günden güne geriye gittik aslında. Ve bazı insanlar bizi ile kıyaslıyor. İşte bak kardeşim Afrika'da insanlar açlıktan ölüyorlar ama sen iyi kötü yaşamını devam ettiriyorsun falan diye. Bu aslında bir şükür stratejisi biliyorsunuz. Yani zenginler fakir Tanrı'dan başka bir şey bırakmıyorlar ya. İşte sen şükret. işte sen böyle yap. Sen şöyle yap. Allah var kardeşim. Allah var. Bırak onlar yesinler. Bırak onlar içsinler. Bırak onlar geçsinler. Bırak onlar yaşasınlar. Ama senin Allah'ın var. Stratejisiyle milleti uyutmaya çalışıyorlar. Bugün mesela bir haber gördüm. AKP'li bir belediye CHP'li bir belediyeden devraldığı makam aracını satılığa çıkarmış. İşte üç buçuk milyon liralık bir makam aracıymış falan. Hani gerçekten hangi partinin yaptığının, kimin yaptığının hiç önemi yok. Ya bir başkanın üç buçuk milyon liralık makam aracına ihtiyacı var mı? Ve bu bir rakam biliyor musun? Hakikaten imser bir rakam. Yani araç filoları olan başkanlar falan mı Ya kendi parasıyla istediği kadar araba isterse İsterse 100 tane limuzin koysun kapısının önüne. Hiç, hiç umurumda değil. Ama halkın parasıyla, devletin parasıyla, milletin parasıyla 5 milyon liralık, 10 milyon liralık, 20 milyon liralık arabalara binip de bunların bütün masraflarını yine millete kitleyip de nasıl vicdanen rahat bir hayat sürebiliyorsunuz ya? ya Türkiye'de makam çok yüceltiliyor arkadaşlar. Keşke böyle olmasa. Makama saygı diye bir şey var. Farkında mısınız? Mesela ben bugün bir köy düğününe girsem falan beni şu anki statümde ya 5 kişi ciddi Ciddiye alır, yoğun kişi ciddiye alır. Bunlar da muhtemelen yaşı genç olan arkadaşlar olur, tanıdığı için olur falan değil mi? Ama ben oraya sadece vali sıfatıyla girsem, dikkatler daha da bana gelir değil mi? Daha da bana gelir. Sadece vali olduğum için, yani ben olduğum için değil, yaptığım iş için değil, ne konuştuğum, ne anlatmaya çalıştığım için değil. Vali olduğum için peşime bir sürü insan takılır. Ben oraya... Başbakan olarak girsem ne olur? İşte makama saygı, ne bileyim, makam yüceltme, makama kölelik. Böyle olmamalı ya. vallahi böyle olmamalı. Ya çünkü onlar oraya arkadaşlar sizin verginizle geliyor. Siz getiriyorsunuz aslında. Onların size hizmet etmesi lazım. Vali mi girdi içeri? Buyursun gelsin. Hatta ben girince vali ayağa kalksın. Halkı girdiği için demeniz lazım sizin. Ben artık yaşlı kesimden zaten ümidimi yitirdim. Bunlarda bu bilinç oluşmayacak. Çünkü bunlarda biat kültürü, makama biat kültürü falan çok oturmuş. Bunu çok normal bir şey olarak görüyorlar. İşte devlete saygı, millete saygı falan. Devlete saygı böyle olmaz ki. Senin seçtiğin, oy verdiğin, maaşını ödediğin adama böyle önünde el pençe durup da selam vermek gibi bir saygı emarın olamaz ki. Onun sana saygı duyması lazım. İyi ki beni seçtiniz, iyi ki beni buraya getirdiniz. Şimdi kalkıp şey diyecekler. Bu adayı sen seçmiyorsun ki. Örnek veriyorum, dur. Örnek veriyorum, biliyorum, biliyorum, örnek veriyorum. Öyle olması lazım ama bizde şöyle bir kültür de var. Milyonluk makam araçları, korumalar, özel kalem müdürleri, harcamalar, şunlar bunlar, makam yemekleri, ıstakozlar, ejder meyveli smotiler falan. Emmoğlu gel Bizim akrabayı da işe sokalamıştı. Hadi bakayım belediyede yer var mı? Al bizi de sok bizi de hadi bakayım. Ya bu ne ya? Bu ne kadar iğrenç ve pis bir zihniyet ya. Ne kadar iğrenç ve pis bir zihniyet ya. Adam kayırmayı, yolsuzluk yapmayı, halkın paralarını cebe indirmeyi ne kadar normalleştirdi halk ya. Ve bundan da doğan ne kadar büyük bir yığın var kamu harcamalarına dair. Sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi hakikaten merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Hepsini okumaya çalışacağım. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Ödediğiniz vergilerle insanların lüks bir hayat sürmesi falan. Ama benim bu konu hakkındaki görüşlerim kısaca bu kadar. Bence devlet makamları yüceltilmemeli. En nihayetinde sizlerin seçtiği ve sizlere hizmet etmesi gereken insanlar bunlar. İnşallah bu Bunların da düzeldiği günleri hep beraber göreceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.